Dünyada bir ilk olarak hayata geçirilen projeyle Hitit tabletleri yapay zeka yöntemiyle okunuyor. Şu şekilde basıldığı zaman yatay işaret çıkıyor. Şöyle dikey işaret. Bundan bu şekilde direkt hece doğrudan işaretlerini ortaya koyuyor. Çivi tabletlerden elde edilen veriler kurulacak Hitit Dijital Kütüphanesi ile hizmete sunulacak. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Çorum Müzesi'nde düzenlenen tanıtım törenine katıldı. Geçmiş uygarlıkları araştırmak, bilmek, bugün yaşadığımız, bugün oluşturduğumuz toplumlar açısından da ibretlik oluşturması açısından son derece önemli. Bunun için de biz bakanlık olarak arkeolojik kazılara, bu tarihin bilinmesine, bu detayların insanlığın ve gelecek insanlara miras olarak bırakılmasını çok önemsediğimiz için özellikle Sayın Bakanımızın göreve geldiği günden itibaren arkeolojik kazılara ayrı bir önem verdik. O zaman kitlerin yaşadığı, oluşturduğu uygarlığı bütün detaylarla bilmek açısından bu tabletlerin çözülmesi ve bilime kazandırılması son derece önemliydi. Bu çerçevede Ankara Üniversitemizle beraber bu projeyi inşallah geçen yıl başlattık ve çok hızlı bir şekilde inşallah sonuçlandıracağız. Anadolu Medeniyetleri Müzemizde hocalarımız bir çalışma ekibi kurdular. Orada proje gerçekleştiriliyor. Gerek Boğaz Kale'deki tabletler, gerek Kürtepe'deki tabletler burada okunacak. İstanbul Arkeoloji Müzemizde 70 binin üzerinde, Ankara Anadolu Medeniyetler Müzemizde 40 bin civarında ve Boğaz Kent'teki 4 bin civarındaki tabletlerimizin tamamı inşallah burada bu analize tabi tutulacaklar ve yapay zeka teknolojinin tüm imkanları kullanarak da analiz edilecek. Böyle kıymetli bir çalışmayı gerçekleştirdiğimiz için ülkemiz adına, bakanlığımız adına büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu aşamada biz toplamda 1954 tableti yüksek çözünürlükle taradık ve arşivledik. Bu çekimlerimiz hala devam etmekte. Bu projeyle biz Hititler dönemindeki kültürü, sanatı, yaşamı, oradaki gelenekleri, görenekleri gün yüzüne çıkartmayı amaçlıyoruz. Ve çok önemli ölçüde de başarılı bir şekilde devam ediyor. Bugünün teknolojisi yapay zeka biliyorsunuz. Yapay zeka ile o geçmişte 4250 yıl önce yazılmış tabletler üzerindeki yazılardan biz Hitit dönemine ait gün yüzüne çıkmamış gelenekleri, görenekleri, özellikleri de gün yüzüne çıkartıyoruz. Yapay zeka makine öğrenmesidir biliyorsun. Makineye biz bir şeyle öğretiyoruz. Ondan sonra makine öğrendiği yeni bilgilerle diğer bilgileri bütünleştiriyor ve bize o bilgiyi, kültürü aktarım yapıyor. Bir nevi onu yapıyoruz. Yani makineye Hititçe'yi öğretiyoruz ve arada belki tabii tabletlerin bir kısmında bazı metinler kaybolmuş veya bulunamamış değişik sebeplerle. O kaybolan yerlerde yapay zeka kendisine öğretilen bilgilerden mülhem bütünleştiriyor ve eksik kalan kısmı da tamamlıyor. Ayrıca tabii bir Hitit sözlüğü, dijital sözlüğü de hazırlıyor Özlem Hocam, Zeynel Hocam. Tabii ilk kutsaldır. Burada da bunun en güzel örnek olabilmek ki bize. Sayın Bakanım, aynı zamanda metinlerde de var. Yani ekmeği öpme ayinleri yapıyoruz.